1 ila 16 yaş grubu çocuklarda böbrek taşları giderek daha sık görülüyor. Sık idrar yolu enfeksiyonu, huzursuzluk, karın ağrısı, ayaklarını karnına çekerek ağlama gibi belirtiler böbrek taşının habercisi olabiliyor. Erken fark edilmediğinde böbrek taşları böbrek yetmezliğine yol açıyor. Peki ailelerin çocuklarında böbrek taşlarını önlemek için nelere dikkat etmesi gerekiyor? Önce çocuk başlıyor. Merhabalar değerli izleyenler. Önce Çocuk programımıza hoş geldiniz. Yeni bir bölümle karşınızdayız. Bu bölümde çocuklarda nefrolitiyazis dediğimiz, yani böbrek taşları konusunu değerli konuğumla birlikte ele almaya çalışacağız. Programımız içerisinde her zaman olduğu gibi sokak röportajlarımız ve VTR'miz olacak. VTR'de özellikle çocuklarda görülen böbrek taşları, tipleri, tedavi yöntemleri ve tedavi sonrası takipleri gibi konuları ele almaya çalışacağız. Bugün çok değerli bir konuğum var. Sayın uzman doktor Ahmet Güdeloğlu. Hocam hoş geldiniz. Zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim bizi kabul ettiğiniz için. Hocam şimdi aslında biz sık olarak böbrek taşları diye biz bunu ifade ediyoruz ama mevzu aslında öyle değil. Belki boşaltım sistemi taşları demek ya da daha farklı bir tanımlama yapmak gerekiyor. Çünkü öyle deyince sanki sadece böbrekte görülüyormuş gibi bir algı oluyor. Oysa ki hocam bu farklı bir durum değil mi? Bunu daha biraz daha ifadeyi düzeltmek adına nasıl söylemek doğru olur? Evet haklısınız. Aslında böbrek taşı tabirinden ziyade üriner sistem taş hastalığı olarak tanımlıyoruz. Üriner sistem dediğimiz yapı bizim idrarımızın oluşmasını sağlayan böbreklerle başlayan, böbrekten idrar kesesine üreter dediğimiz o kanalla devam eden ve idrar kesesinden dışarıya boşaltmamızı sağlayan üreter dediğimiz kanal dediğimiz yapıdır. Bütün bir sistemdir üriner sistem. Bu sistemdeki herhangi bir lokasyonda bu böbrek olabilir, böbreğin içinde farklı farklı noktalar olabilir. Üreter dediğimiz o böbrekle idrar kesesi arasındaki kanaldaki bir taş olabilir veya idrar kesesinde bir taş olabilir. Biz bu bütün taş grubunu üriner sistem taş hastalığı başlığı adı altında inceliyoruz. Evet. Hocam şimdi konunun daha iyi anlaşılması ve anlattıklarımızdan sonuç çıkarılması ve uzun dönem etkilerinin tahmini açısından böbrek, daha doğrusu boşaltım, üriner sistem, boşaltım sisteminin anatomisinden biraz da böbrek taşlarını dikkate alarak bahseder misiniz? Anatomi nasıldır? Çünkü onu anatomi bir öğretelim ki sonra daha kolay. Tabii edelim. Anatomi aslında önce böbreğin fonksiyonundan bir başlayalım. Tabii anatomiyi hocam, daha iyi tabii anlayabilmek için. Böbreğin fonksiyonu, asıl fonksiyonu kanı metabolik atıklardan arındırmaktır. Bunun için kalpten böbreğe bir atar damar sistemiyle kan gelir. Renal arter dediğimiz bir damar gelir. Bu böbreğin içinde ince dallara ayrılır. Daha sonra böbreğin et kısmındaki mikron düzeyindeki yapılarda bu kanın içindeki sıvı kısım süzülür ve idrar hali, bu süzülen sıvı kısmının içindeki moleküllerden bir kısmı emilir, suyun bir kısmı emilir, bir kısmı tekrardan atılır ve neticede idrar oluşur. Ve bu daha sonra o süzülen kan, kandan arta kalan kısımda renal ven dediğimiz yapıyla tekrardan kalbe geri döner. Böbreklerin fonksiyonu burada kanı metabolik atıklarından arındırmaktır. Bunu arındırdıktan sonra devamında aşağıda her iki böbrekten gelen idrar kesesinde birikir. Böylelikle her iki böbrekle idrar kesesi arasında üreter dediğimiz bir idrar kanalı vardır. Ve belirli bir dolgunluğa, belirli bir hacme ulaştıktan sonra idrar kesesinde bu çocukların yaşıyla birlikte artış gösterir. Daha sonra uygun ortam bulduğunda idrar kesesini boşaltırız. Boşaltırken de üretra dediğimiz organdan faydalanırız. Evet. Şimdi hocam aslında çocuklar deyince çocuklara uğraşmak başlı başına bir maharet isteyen bir konu. Hem gelişim çağında olmaları hem de büyüyen organizmalar nedeniyle anatomik farklılıklar gösteriyor. Şimdi bu böbrek taşı çocuklarda ne sıklıkta görülüyor? Erişkinlerde şimdi artık biz hepimiz biliyoruz hani tedavi yöntemleri şey ama aynı tedavi yöntemleri çocuklarda geçerli mi? Onu da devamında tartışacağız ama erişkinden bu böbrek taşları bir farklılık gösteriyor mu bu böbrek taşı oluşumları? Farklılık gösteriyor. Erişkinlerde kabaca biz erkeklerde kadınlara nazaran iki kat daha sık
olarak görürüz böbrek taşını. Bu oran çocuklarda eşit, yani kız çocuklarda erkek çocuklarına eşit oranda görülüyor. Sıklığına gelecek olursak, batı toplumlarında sıklık biraz daha az. Yani kabaca her 100 çocuktan 1 ila 5'inde üriner sistemde bir taş hastalığına rastlarken, gelişmekte olan toplumlarda maalesef bu sıklık biraz daha yüksek. Yaklaşık %5 ila 15'inde toplumlarda, çocuklarda üriner sistemde taş hastalığına rastlıyoruz. Evet. Hocam, gelişmiş ülkelerde daha az görülmesinin belirgin öne çıkan bir nedeni var mı? Yoksa bunun genetik ve çevresel faktörlerle mi ilintilendiriyorsunuz? Burada aslında sebeplerinden bir tanesi erken tanı. En ufak bir şikayette hastalar doktora gidebiliyor. Bu imkana sahipler. Bir diğer şey de yeteri kadar çocuklar sıvı alabiliyor. Aileler özellikle gelişmiş ülkelerde nasıl beslemesi gerektiğini, nelere dikkat etmesi gerektiğini daha çok önem veriyor. Veya altta yatan metabolik rahatsızlıklar olduğunda bu metabolik rahatsızlıklara bağlı taş oluşmasın diye alınması gereken önlemler yine batı toplumlarında daha kolay alınabiliyor. Dolayısıyla evet, gelişmiş ülkelerde taş sıklığı nispeten daha az. Aslında hocam şu anda da bizim Türkiye'de 18 yaş altı SGK kapsamı denen bir uygulama var. Herkesin hastaneye ulaşımında bir sıkıntı yok. Ama burada önemli üzerinde durulması gereken beslenme şekli ve yaşam tarzımızın taş oluşumunu engelleyecek şekilde düzenlenmesine ihtiyaç var. Bunu zaten ilerleyen dakikalarda biz bunu tartışacağız. Peki hocam, çocuklarda taş oluşumunun nedenleri nelerdir? Nelere bağlı olarak taş oluşumu gelişiyor? Şimdi taş oluşumunu kabaca şöyle sınıflandırabiliriz. Birincisi metabolik sebepler. Yani çocuklarda taş oluşumuna zemin hazırlayan maddelerin kanda fazla miktarda oluşu veya idrara fazla miktarda atılıyor oluşu. Bir diğeri anatomik sebepler. Bu bahsettiğimiz anatomi, üriner sistemin anatomisinde herhangi bir yerdeki bir bozukluğa bağlı olarak üriner sistemde bir staz, yani idrarın bir yerde bekliyor oluşu taşın oluşumuna bir zemin hazırlayabiliyor. Bir diğer sebep de enfeksiyon. Yine biz biliyoruz ki idrar yolu enfeksiyonu taş oluşumuna zemin hazırlayabiliyor. Evet. Peki anatomik nedenler dedik, metabolik nedenler dedik. Bu metabolik nedenleri açalım mı biraz hocam, ne dersiniz? Tabii açabiliriz. Bunun altında genetik faktörler yatıyor. bir diğeri mesela hiperoxaluri dediğimiz oxalat, taş oluşturan en önemli maddelerden birisi, kalsiyumla birleşerek taş oluşturan en önemli maddelerden birisi. Bu oxalatın idrarda fazla atılmasıyla birlikte seyreden hastalıklar olabiliyor. Yine normalde idrarda taş oluşumunu baskılayan maddeler var. Çeşitli rahatsızlıklarda, mesela hipositratüri dediğimiz durumlarda, bu taş oluşumunu baskılayan maddelerin, idrarda taş oluşumunu baskılayan maddelerin eksikliğiyle seyreden durumlarda biz çocuklarda taş hastalığı görebiliyoruz. Bir diğer özellikle ailesel hastalıklardan bir tanesi de sistinüri. Sistinüri de yine bir metabolik hastalıktır. Bu durumda da sistin dediğimiz bu maddenin, amino asitin böbrekten geri emiliminde sadece sistin değil, bunun içinde lizin, arginin dediğimiz madde, amino asitler de var. Bunların böbrekten proteinlerin küçük yapı taşları. Bu proteinlerin küçük yapı taşlarının idrardan geri emiliminin bozukluğuyla seyreden bir hastalık. Yine bu da metabolik nedenler arasında sınıflandırabileceğimiz grupların içerisinde. Evet. Hocam, aslında burada birkaç önemli terim kullandınız. İsterseniz onu ben bir söyleyeyim. Çünkü bunları siz çok sık söyleyeceksiniz. Bir kere birazdan sonraki sorum zaten kalsiyum taşları. Çünkü en sık %50-80 evet, bu kalsiyum oxalat taşları oluşuyor. Birazdan ona geleceğiz. Oxalat, sistin, sitrat, ürik asit, bir de idrar miktarı. Aslında buradaki ana unsurlar, böbrek taşı oluşumundaki ana unsurlar bunlar. Hocam, bunları tek tek böyle bir vurgulamak ister misiniz? Ne dersiniz? Tabii ki kalsiyum
oxalatla birlikte yaklaşık çocuklarda görülen taş hastalığının yüzde kabaca %80'ini oluşturan grupta. Oxalat bizim aslında besinlerle aldığımız bir madde. Özellikle çikolata, kuru yemiş, çay, kahve, çilek gibi besinlerde çok sık çok fazla miktarda bulunan bir madde. Normalde bağırsaklardan emilen bir madde. Bir diğeri sistin. Sistin az önce anlattığım bir protein yapı taşı, bir amino asit. Özellikle ailesel taş hastalığı durumlarında çok önem arz ediyor. Sitrat aslında idrarda yüksek miktarda olmasını istediğimiz bir molekül. Taş oluşumunu engelleyen bir molekül. Ürik asit yine protein yıkım metabolizması ürünüdür. Ürik asit de idrarda fazla miktarda. Yani durumda. Kırmızı et değil mi hocam? Biraz evet. Daha anlaşılır hale getir. kırmızı et fazla idrardaki son ürün evet. Diyebiliriz. Evet. O da maalesef fazla miktarda olduğunda idrarda taş oluşumuyla sonuçlanabiliyor. Burada en önemlisi aslında en altı yazılmış idrar volümü. Kabaca kilograma 20 mililitre. Bunu etkileyen en önemli etmenlerden bir tanesi de tabii ki ağızdan alınan sıvı. Sıvı tüketimi. Ağızdan alınan sıvıda idrar volümü de arttıkça taş oluşumu riski azalıyor. Evet. Şimdi hocam biz çocuklarda böbrek taşlarının yaklaşık %50 ila 80'inin kalsiyum taşlarından oluştuğunu biliyoruz. Şimdi bu kalsiyum taşlarının oluşumuna ne dersiniz? Hangi mekanizmalarla oluşmaktadır? İdrarda kalsiyum ile oxalatın bir şekilde bulunması gerekiyor. Bunun için en önemli problem, yani daha doğrusu bunun oluşmasına zemin hazırlayan en önemli etmenlerden bir tanesi bu moleküllerin idrarda doygunluğa ulaşması gerekiyor. Bunun için de ağızdan alınan sıvı miktarının az olması gerekiyor. Bu moleküller belirli doygunluğa ulaşabiliyor. Bir tanesi nedir? Kalsiyum. Kalsiyum ya kanda fazla miktarda olacak ya da kanda normal düzeyde olsa bile idrarda fazla miktarda atılacak. Çeşitli rahatsızlıklarda kanda fazla miktarda kalsiyumu izleyebiliyoruz. Bunlar özellikle hiperparatiroidizm, paratiroid bezi, boyundaki küçük düzen değil mi hocam? Evet. Tiroidin içindeki o küçük bezlerin aşırı fonksiyon gösterdiği durumlarda kemiklerde birikmiş olan kalsiyum kemiklerden emilerekten kana geçiyor ve fazla miktarda idrara kalsiyum atımıyla sonuçlanabiliyor. Bu olmadan da yani kanda kalsiyum düzeyi normal olduğu halde idrarda kalsiyum düzeyinin yüksek olması da mümkün. Bir diğer şey az önce bahsettik yine oxalat. Oxalat fazla miktarda emilebilir. Fazla miktarda oxalat içeren besinler alındığında bu yine kalsiyum oxalat taşına zemin hazırlayabiliyor. Bir diğer şey taş oluşumuna zemin hazırlayan bir diğer etmen de tuz. Özellikle çok tuzlu beslendiğinde çocuklar yine taş oluşumunu baskılayan maddelerin idrardaki eksikliğiyle karşılaşabiliyoruz. Bir tanesi de sitrat. Sitrat da yine kalsiyum oxalat taşının, bu en sık gördüğümüz taş grubu kalsiyum oxalat taşının oluşumunu aslında baskılayan bir moleküldür. İdrarın pH'sını yani asiditesini bazik düzeye yükselten bir moleküldür. Yine sitratın yani asitliğini azaltarak kalsiyumun taşlaşmasını engelleyen bir fonksiyon görüyor. Aynen öyle. Evet. Bunun da yine idrarda az oluşu kalsiyum oxalat taşına zemin hazırlayan etmenlerdendir. Evet. Hocam şimdi tam yeri gelmişken sormak istiyorum. Bazen de doktorlarımız da bunu kullanıyor, hekim meslektaşlarımız. İşte siz taş döküyorsunuz, kum döküyorsunuz diye ifade kullanılır. Buradan kastedilen nedir? Bunun bir anlamı var mıdır? Bir mesajı taşır mı? Böyle bir ifadeyi duyan bir hastamız nasıl yaklaşması lazım bu sürece? Bir kere böyle bir ifade söylenildiyse benim şahsi önerim mutlaka bir üroloğa görünmeli. Evet. Pek çok doktor kum dökmeyi farklı farklı tanımlayabiliyor. Bunlardan bir tanesi görüntüleme yöntemlerini. Mesela ultrasonda
milimetrik düzeyde, onlara gireceğiz gerçi ama ultrasonda milimetrik düzeyde şüpheli hiperekojeniteler, ultrason görüntülerini doktorlar sizde kum var diye anlatabiliyor. Bir tanesi de mesela idrar tetkiki. İdrar tetkikinde de normalin üst sınırında kan gördüklerinde, özellikle mikroskopik düzeyde doktorlar siz kum döküyor olabilirsiniz diyebiliyorlar veya ailelere çocuğunuz kum döküyor diyebiliyorlar. Hele de beraberinde yan ağrısı varsa. Aslında şöyle, bu bizim için bir uyarı olmalı. Üriner sistem taş hastalığının altta yatan, daha doğrusu erken tanınmasına yardımcı olabilecek bir sinyal işareti olabilir. Evet. Hocam şimdi diğer taş tiplerine geçmeden önce bir sokak röportajlarımızı izleyelim, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hay hay. Sokak röportajları efendim. Aileden gelen bir, geçmişten gelen bir hastalıktan olabilir bu. Sudan olabilir, tuzlu sudan da olabilir. Bu doktor hekim şeyinde, gözetiminde geçebilir bu. Taşın oluşmasında tuzdur, fazla yüklenmiş gıda, birçok şey etkendir. Çok su içmemek, hareket etmemek, bunlar hepsi etkendir. Çocuklarımız genellikle sağlıklarına dikkat etmiyorlar. Onun için böbrek taşının oluşmaması için çocuklar bol bol su içmeliler. Çocuklar sağlığına dikkat etmeliler. Çocuklar spor yapmalılar. Çocuklar vitamin almalılar. Onun dışında uykusuna dikkat etmeliler. Neden olursa yemelerine dikkat etmesi lazım. Tuzlu yememesi lazım. Ne bileyim işte yani üşütmemesi lazım. Efendim söyleyeyim, o gibi şeylerine, sağlığına dikkat etmesi gerekir. Tuzlu yiyeceklerden oluşur. Az su içiyorlardır. Düzensiz beslenme yanı sıra bunlardan oluşabilir. Az su içmekten olur. Bir de çok tuzlu yemekten olur. Yani o kadar biliyorum. Herhalde onlardan oluyor. Az su içmekten oluyor. Bazı da aileden geliyor. Öyle. Az su içmekten, aileden gelen ve çok tuzlu yemekten, ama doktor kontrolünü aksatmamak lazım bu gibi durumlarda. Taş yapan gıda maddeleri var. Duyduğum kadarıyla ıspanakta oluyor bazen, bazı şeylerden, fasulye, kuru fasulyeden oluyor. Bunlar da etken roldür. Hocam sokak röportajlarında da gördük. Aslında kısmen bir farkındalık var. Burada özellikle beslenme şekli ve sıvı tüketimiyle ilgili yorumlar var. Ne dersiniz? Aslında gayet iyi olayı özetleyen vatandaşlar da vardı sokak röportajlarında. Çok iyi dikkat çektikleri şey ağızdan alınan sıvı miktarının az olması, artılması gerektiği. Bir de tuz, bu da kesinlikle çok önemli. Şunu da diyenler var, bünye yapabiliyor. Evet, gerçekten bazen siz istediğiniz kadar yediğinize, içtiğinize dikkat etseniz, eğer altta yatan bir genetik yatkınlık varsa, bu işe zemin hazırlayan bir hastalık varsa, bu durumda ilaçlar devreye girmesi evet. gerekiyor zaten. Taş hastalığı oluşabiliyor. Evet. Hocam tam da sözü sormak istediğim noktaya getirdiniz. O zaman diğer böbrek taşı tipleri nelerdir? Hangi mekanizmalarla oluşuyor? Evet, şimdi kabaca %80'i kalsiyum oksalat taşı dedik. Geriye kalan %20'lik grupta 3 önemli taş grubu var. Bunlardan bir tanesi ürik asit taşları, bir tanesi sistin taşları, bir tanesi de enfeksiyon taşları. Bu ürik asit dediğimiz molekül, az önce bahsettiğimiz gibi idrarda aslında proteinin, yani yediğimiz kırmızı etin bir yıkım son ürünü. Çeşitli durumlarda, çeşitli mesela genetik rahatsızlıklarda da bu kanda ürik asit düzeyi artabiliyor. Bu böyle olmadan da bazen kemoterapi alan çocuklarda da, aşırı hayvansal gıdalarla beslenen çocuklarda da kanda ürik asit düzeyi artıp idrara yansıyabiliyor bu aynı şekilde. Ve hiperürikozür dediğimiz bu ürik asit miktarının idrarda fazla olmasıyla birlikte ürik asit
taşlarına zemin hazırlayabiliyor. Bu ürik asit taşları genelde diğer taşlardan ayıran bir diğer özellik de normalde filme baktığımızda içerisinde kalsiyum olan taşı biz direkt filmde görebilirken ürik asit taşlarını filmde göremeyebiliyoruz. Çok o önemli. Yüzden hani filme baktık, film çekildi, taş yok diyemiyoruz. Biliyoruz ki halen daha %6 ila 8 olasılıkla o çocukta bir ürik asit taşı olabilir. Bir diğer grupta sistin taşı. Bu sistin taşı sistinüri dediğimiz genetik bir rahatsızlığın sonucu. Bahsettiğimiz bu çeşitli amino asitlerin böbrekten geri emiliminde genetik olarak bir bozukluk var ve bunun neticesinde de bu çocuklarda özellikle de her iki böbrekte taş görülebiliyor. Bu sistin taşlarının bir diğer özelliği de birazdan bahsedeceğiz. Ses dalgasıyla tedaviye çok dirençli, çok sert yapısı olan bir taş. Ve böbrekte farklı farklı noktalarda aynı anda böbreğin farklı farklı lokalizasyonlarında veya her iki böbrekte görülebiliyor. İnanın çok küçük çocuklarda bile rastlayabiliyoruz. Bir aylık çocuklarda bile rastlayabiliyoruz. Genetik bir altyapısı olduğu için. Üçüncü önemli grupta enfeksiyon taşları. Özellikle üreaz dediğimiz kan idrardaki üreyi parçalayan Klebsiella gibi mikroorganizmalarla oluşan idrar yolu enfeksiyonunun zemin hazırladığı taşlarda yine kabaca %2 ila %3'lük grubu oluşturmakta. Bu taşların da tedavi, bu taşlar da aslında yarı opaktır. Yani filme baktığımızda böyle şüpheli görürüz. Çok net taş diyemeyiz bu gruba da. Antibiyotikler de yine bu grupta ve antibiyotiklerden ziyade bu enfeksiyona neden olan etmenin ortadan kaldırılması bu taş grubuyla mücadelede çok önemlidir. Evet. Hocam aslında burada çok önemli bir nokta var. O da bir film çekildiğinde eğer taş gözükmüyorsa halen daha %20'ye yakın oranda taşın olabileceği akılda tutulmalı. Kesinlikle. Bir, ikincisi de böbrek taşı ile ilgili, gerçi bu ifadeyi ben de kullanıyorum ama pratik olsun diye diyorum hocam. Böbrek taşı ile ilgili halen daha şüphelerimiz devam ediyorsa daha ileri tetkiklerle uygun bir uzman hekimle görüşmek gerekiyor diyebiliriz değil mi? Hocam peki çocuklarımız şimdi bebeklikten tut 18 yaşına kadar çocukluk çağı dönemini kapsıyor. Dolayısıyla çok geniş bir yaş grubu var. Bu yaşlarına göre çocuklarımızda hangi semptom ve bulgular varsa ya bu çocukta bir taş olmasın diye aileler şüphelenmesi lazım. Şimdi daha büyük çocuklarda aslında ailelerin dikkatini çekmek daha kolay. Çocuk mesela idrarında kan görebilir. Bu en önemli bulgularından bir tanesidir. Yan ağrısıyla beraber idrarında kan tarif edebilir. Bu kanın özelliği nedir hocam? Çünkü idrarda kan farklı şekillerde görülebilir değil mi? Onu belki söylemek önemli. Yani böyle et çalkantı suyu şeklinde idrarda kanla çocuk endişeyle aileye gelebilir. Özellikle büyük çocuklardan bahsediyorum. Buna eşlik eden bulantı, kusma olabilir. Eğer üreterde bir obstrüksiyon varsa, üriner sisteminde, üreterde olmak zorunda değil, böbrekte de olabilir bu. Herhangi bir lokalizasyonda obstrüksiyon varsa. Ama daha küçük çocuklarda işimiz birazcık daha zor. Bu çocuklarda sadece kendisini huzursuzlukla belli edebilir. Yine bezini değiştirirken idrara bakmak önemli. İdrar renginde herhangi bir farklılık var mı? Onu tespit etmek önemli. Bir diğer dikkat edilmesi gereken husus da çok bahsettik. Aile öyküsü, genetik altyapısı bu işin üç önemli sac ayağından bir tanesi. Eğer çocuğun kardeşinde taş hastalığı varsa öbüründe olma olasılığı da var. Veya aile bireylerinde herhangi birisinde taş hastalığı varsa çocuklarında da görünme olasılığı var. O nedenle taş öyküsü olanlarda bu tarz şikayetleri varsa taştan şüphelenmek çok önemli. Evet. Hocam bir nedenle aile işte şikayetleri olsun, idrarındaki renk değişikliği olsun, aile öyküsü olsun size taş nedeniyle geldi. Siz bu taşın var olup olmadığını kesinleştirmek için hangi tanı yöntemlerini kullanıyorsunuz? Burada çok önemli çünkü çocukluk yaş grubu, radyasyon var işin içinde. Ne dersiniz hocam? Evet, tabii radyasyondan kaçınmak için bizim bu rahatsızlıkta aslında ilk başvurduğumuz yöntemlerden en başında gelen ultrason. Ultrasonla biz bu taşların
özellikle boyutu 5 milimetreden daha büyük boyuttaki taşların önemli bir kısmını tespit edebiliyoruz. Ama üreter dediğimiz, yani böbrek ile idrar kesesi arasındaki o kanaldaki taşları ultrasonla tespit etmek çoğu zaman çok mümkün olmuyor. Eğer böbreğe yakın kısımda değilse veya idrar kesesine yakın kısımda değilse, yani o idrar kanalının, böbrekten idrar kesesine idrarı taşıyan idrar kanalının orta kesimindeki taşları ultrasonla tespit etmek çok mümkün olamıyor. O durumda da tomografi çekmek gerekiyor. Şimdi tabii biz biliyoruz ki tomografide maalesef radyasyon var. Çocukları da radyasyona maruz bırakmak istemiyoruz. Yeni gelişen teknolojiyle birlikte düşük doz tomografi dediğimiz sistemler artık devreye girdi. Yani 1-2-3 tane filmden alacağı radyasyon gibi çok düşük doz radyasyon verilerekten etkinliğinden, yani taşı saptayabilme özelliğinden hiçbir şey kaybetmeden yine %97-98 sensitivite ve spesifite ile taş saptayabilme özelliğini koruyan tomografiler mümkün. Bir de bahsettik zaten, eğer ultrasonda ciddi anlamda şüpheleniyorsak hiç tomografiye gerek olmadan direkt karın filminden yatarak üriner sistem grafisinden faydalanabiliriz. Ama tekrar vurgulamak lazım. Eğer onda bir şey yoksa sizin taşınız yokmuş demek doğru değil. %20 ihtimalle halen daha taşınız olabilir. Hocam bir de burada çok önemli vurguladığınız radyasyonluğu. Bir de eskiden 3 fazlı BT çekiliyordu ama şimdi çok kanallı düşük doz radyasyonla daha kolayca tanıyı koymak mümkün olan BT tekniği var. Dolayısıyla aileler bunu mutlaka sorgulamalı. En düşük dozda bu filmin çekilebildiği merkezlere müracaat etmeleri de çok çok önemli. Evet, tomografiden tomografiye çok fark var. Evet. Bu yetişkinlerdeki en önemli farklılıklarından birisi de bu aslında. Evet. Siz sadece basit bir taş tanısı koymak için çocuğu daha sonra kanser riskine maruz bırakamazsınız. O yüzden bu çok önemli. Evet. Ne tür bir tomografi olduğu ve düşük doz radyasyonla çekildiği. Evet. Hocam şimdi kan ve idrar tahlillerine geçmeden önce bir VTR'mizi izleyelim, sonra devam edeceğiz. Aha. Değerli izleyenler, VTR'miz çok önemli. Böbreğin fonksiyonları, böbrek taşı oluşum mekanizmaları, böbrek taşı tipleri ve en önemlisi de tedavi yöntemleriyle ilgili VTR'mizi birlikte izleyelim efendim. Çocuklarda üriner sistem, yani idrar yolu taşı hastalığı, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde oldukça yaygın görülen önemli bir sağlık problemidir. Her ne kadar yetişkinlerde, erkeklerde kadınlardan iki kat daha fazla görülse de çocuklarda, erkek çocuklarda kız çocuklarına oranla eşit miktarda görülmektedir. Burada ekranda karın içinde bağırsakların hemen arkasında konuşlanmış olarak bulunan böbrekleri görmektesiniz. Böbrekler idrar üreten organımızdır. Kalpten gelen bu kırmızı renkte gördüğümüz damar içinde atık maddeleri böbreğe taşır. Atık maddeler idrar olarak böbrekten süzüldükten sonra bu mavi damarla birlikte kalbe geri döner. İşte o atık maddelerin süzülmesiyle idrar oluşur. İdrarda biriken bu maddeler süpersatürasyon dediğimiz, yani doygunluk noktasını aştıktan sonra kristalleşerek taş oluşumuna zemin yaratırlar. Böbrekte taş oluştuktan sonra bu taş oluşturan mekanizmalara maruziyetin devam etmesi halinde ekranda gördüğünüz gibi kristalleşme sonrasında taş oluştuktan sonra, böbreğin burada alt kısmında oluştuktan sonra zamanla büyüyebilir. Böbreğin havuzcuk dediğimiz pelvisine ulaşabilir. Hatta tamamen büyüyerek diğer kısımlarına da ilerleyebilir. Bu taşın özel adlandırılışı tıp camiasında keçi boynuzu dediğimiz Stockhorn taş halini alabilir. Çocuklarda taş oluşumuna zemin hazırlayan mekanizmalar, idrar yolu enfeksiyonları, anatomik bozukluklar veya metabolik bozukluklar olarak sınıflandırılabilir. Taşların kabaca %50 ila %80'i kalsiyum taşlarıdır. Burada gördüğünüz gibi idrar kanalını tıkayabilir. Bir şişkinliğe ikincil olarak çocukta yan ağrısı, bulantı, kusma. Daha küçük çocuklar yan ağrısını tarif edemeyeceği için özellikle onlarda
huzursuzlukla kendisini belli edebilir. Tedavide özellikle üreter dediğimiz idrar kanalındaki küçük boyutlu taşlarda sadece ağızdan sıvı alımı, ağrı kesici ve spazm çözücü ilaçlar yeterliyken daha büyük boyuttaki taşlara müdahale etmek gerekebilir. Çocuklarda özellikle 2 cm'den küçük boyuttaki taşlarda ESVL dediğimiz ses dalgası ile taş kırma yöntemi en etkin ve en non-invaziv dediğimiz tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Burada ESVL cihazını görmektesiniz. Bu cihazda hasta masaya yatar. Genellikle küçük çocuklar bu cihaza yattıktan sonra sedasyon dediğimiz çok hafif anestezik maddeyle uyutulurlar. Hasta yattıktan sonra ilgili tarafın böbreğine yanaştırılmış bir ses dalgası üreten mekanizma bulunmaktadır. Burada gördüğünüz gibi ses dalgaları ultrason yardımıyla veya skopi yardımıyla tam taşa odaklanır. Burada taşa doğru gelen ve taşa odaklanmış ses dalgasının taşı parçaladığını izlemektesiniz. Daha büyük boyuttaki veya ses dalgası tedavisine cevap vermeyen taşlarda idrar yolundan tamamen kapalı yolla idrar yolundan girilerek böbrekten taşın çıkartılması da mümkündür. Bu yöntemde mesaneye tamamen kapalı bir şekilde idrar yolundan girilir. İdrar kanalına, böbrekle idrar kesesi arasındaki idrar kanalına bir kılavuz tel gönderilir. Bu tel böbreğe kadar çıkılır. Böbreğe çıkıldıktan sonra üzerinden bir kılıf geçirilir, yerleştirilir. Bu kılıfın içerisindeki obturatör dediğimiz kısmı da çıkartıldıktan sonra içinden üretör rinoskop dediğimiz lazer aletinin geçtiği taşı parçalayan, parçalandıktan sonra burada görmüş olduğunuz gibi basket cihazıyla birlikte böbreğin içinden çıkartılaraktan bu taşlar temizlenir. Bu işleme bağlı olarak taşlar tamamen temizlendikten sonra böbrekte bir idrar kanalında ödemin engellenmesi için ve işlemin verdiği hasarın engellenmesi için bu işlemi takiben double C dediğimiz stent yerleştirilir. Bu stentin bir ucu böbrekteyken bir ucu mesanededir. Burada gördüğünüz gibi böbrekte kıvrılmış ucu ve aşağıda da mesanede kıvrılmış ucunu izlemektesiniz. Yaklaşık işlemden 2 ila 3 hafta sonra bu stent çıkartılaraktan hasta tamamen taşsız hale getirilir. Hocam şimdi taşı da saptadık, tanımızı koyduk, evet taşı gösterdik. Bu taşın hangi tip taş olduğunu saptamak için idrar ve kan tahlilleri bize yardımcı olabilir mi? Evet, kesinlikle yardımcı olabilir. En basitinden öncelikle idrar analizi ve idrar kültürüne bakarız. Enfeksiyon taşlarını ekarte etmek için. İlla enfeksiyon taşı olmak zorunda değil. Taşla beraber taşa eşlik eden idrarlı enfeksiyonu da olabilir. Bu bir sonraki aşamada bizim tedavimizi de etkileyecektir. Özellikle tedavinin komplikasyonlarını. Öncesinde tedavi edilmesi gerekir çünkü. En basitinden bir idrar tahlili ve idrar kültürüyle başlarız. Ondan sonra bu bahsettiğimiz amino asitlerin kandaki düzeyi ve özellikle de 24 saatlik idrarda oksalat, sitrat, ürik asit, en önemlisi kalsiyum, magnezyum, sodyum ve 24 saatlik idrarın volümü, bunların hepsine bakaraktan biz taşın tipi hakkında bir fikir sahibi olabiliriz. Ama taşın en net ne taşı olduğunu, hangi tipte bir taş olduğunu anlayabilmek için o taşı fiziksel olarak elimize aldıktan sonra MTA'da, maden tetkik aramada özel kimyasal veya ışın analizlerine sokmak şartıyla o taşın ne tür bir taş olduğunu öğrenebiliyoruz. Evet. Hocam şimdi cerrahi tekniklerde VTR'mizden bahsettik. Bu cerrahi tekniklere geçmeden önce bu az önce de zaten seyircilerimiz de vurguladı. Diyet çok önemli. Bir, bu böbrek taşı oluşmasını engellemek için veya oluşmuş bireylerde diyetle ilgili öğrenileriniz nelerdir? Birinci kısmı bu sorumun. İkinci kısmı da bu yavrularımızda taşı saptadık ve tipini de belirledik. Medikal, tıbbi yani ilaç tedavisi var mı? Mümkün mü? Öncelikle su. Taş oluşumunu engellemek için yapabileceğimiz
en önemli elimizden gelen en önemli şeylerden bir tanesi su. Su alımını artırmak. Bu en önemlisi. Bununla birlikte bu taş oluşum mekanizmasını aslında çok iyi anlarsak onun oluşumunu nasıl engelleyebileceğimizi de anlarız. Dolayısıyla ağızdan alınan özellikle taşın tipine göre daha çok diyet ayarlaması yapıyoruz. Şimdi %80'inin kalsiyum oksalat taşı olduğunu söylediğimiz için özellikle bu grupla başlamak istiyorum. Oksalattan fakir diyet önemli. Su alımını artırdık. Bunu en başta söylüyoruz. İki, oksalattan fakir diyet. Şimdi biz hastalara oksalattan fakir diyet diye bir liste verdiğimizde hastalarımız bize ya keşke bizim yiyebileceğimiz şeylerin listesini verseydiniz diyorlar. O yüzden yapabileceği kadarını söylüyoruz. Nelerin içinde çok fazla miktarda varsa ve özellikle çocukların daha çok yemek istediği hangi yiyeceklerin içerisinde çok daha fazla varsa oksalat onları daha çok kısmaya, hayatından tamamen çıkarmasını ama en azından fazla miktarda tüketmesinin önüne geçmeye çalışırız. Bunlardan bir tanesi, en önemlisi ıspanaktır. İçerisinde çok fazla oksalat olan yiyecek. Bir diğeri çikolatadır, kuru yemişlerdir, çaydır. Bu gibi yiyeceklerden mümkün olduğu kadar uzak tutmaya çalışırız çocukları. Bir diğer yapabileceğimiz şey de mevcut taşı yok edemeyiz ama mevcut taşın boyutunun artmasının önüne geçebileceğimiz şey ne dedik? Sitrat. Sitrat idrarda taş oluşumunu engelliyor. Dolayısıyla idrarın asitliğini azaltıp bazik düzeye çekip idrarda taş oluşumunu engelleyecek potasyum sitrat tabletleri var bunun. Potasyum sitrat verebiliriz. Veya bunun sıvı halde küçük çocuklar için illa tablet olmak zorunda değil. Şol solüsyonu dediğimiz solüsyonlar var. Eczanede çok rahatlıkla hazırlatılabilen solüsyonlar. Bu solüsyonlardan destek alaraktan idrardaki bu taş oluşumunu taş oluşumunu engelleyen maddelerin artmasına yardımcı olabiliriz. Bir diğer grupta genetik altyapıdan, genetik zemininden bahsettik. Özellikle sistin taşlarında bu mekanizmanın önüne geçmek için, taş oluşum mekanizmasının önüne geçmek için alfa merkoptopürin dediğimiz moleküller var. Bu moleküllerden, bu ilaçlardan faydalanabilmekteyiz. Bu mevcut taşın büyümesini engellemek için yapabileceğimiz şeyler. Peki taş hastalığı olan çocuklarda tedavide ilaç veya medikal tedavide neler yapıyoruz? Medikal tedavide hedefimiz semptomların azaltılması ve taş eğer düşebilecek boyutta ve düşebilecek lokalizasyondaysa, yani böbreğin boşaltım sisteminin uygun boyuttaysa onu düşürmeye çalışmak. Bunu nasıl beceriyoruz? Yine ağızdan sıvı alımını artırarak, çok fazla miktarda idrar üretimi ile o taşı aşağı doğru sürükleyerek. Bir diğer şey, eğer kanaldaysa kanalı genişletici ajanlar var. Mesela alfa blokörler. Bu alfa blokör dediğimiz ilaçlardan destek alarak kanalı genişleterek. Bu tanıyı koyduğumuz çocuk böyle güle oynaya gelmiyor bize. Genelde ağrısı oluyor bu çocuğun. Ağrı kesicilerle çocuğun ağrısını dindirerek veya spazm çözücü ilaçlardan destek alarak bu taşı medikal bir şekilde tedavisini medikal bir şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi hocam burada tedaviye artık biraz daha yavaş yavaş girmeye başlıyoruz. Şimdi şu anda çok önemli erişkinlerde extracorporeal shockwave lithotripsy dediğimiz, yani ESVL, halk arasında artık bu bilinen bir şey. Bir yöntem var, ses dalgalarıyla çalışan bir yöntem. Yani çocuğun karnını açmadan, böbreğini açmadan kapalı bir sistemle erişkinlerde taş kırma yönteminiz var. Bu çocuklarda uygulanabilir mi? Uygulanıyorsa bir yaş sınırı var mı? Böyle baştan sona nasıl uygulanmaktadır? Bunu ayrıntılı bir bahsedebilir misiniz? Aslında belirgin bir yaş sınırı yok. Biz çok küçük, daha böyle 6-7 aylık çocuklarda bile bu yöntemle çok yüz güldürücü sonuçlar aldığımız çocuklar var. Nasıl uygulanıyor? Aslında çok basit bir özellikle bir sedye var. Çocuk sedyenin üzerine yatıyor. Ondan sonra ses dalgası üreten bir alet var. O çocuğun ilgili tarafına, ya sağına ya soluna, taşa, çocuğun
karnına yaslandırılıyor. Ondan sonra o ses dalgasının odaklanması bu iki türlü yapılabiliyor. Ya ultrason yöntemiyle o odak belirleniyor veya skopi ile çok küçük radyasyonla. Skopiden biz genellikle kaçınırız özellikle de çocuklarda. Bu genellikle ultrason yardımıyla o ses dalgalarını odaklarız. Dışarıdan vücudun tamamen dışından ses dalgası taşa odaklanıyor. Tam taşın olduğu yerde bu ses dalgası bir blast, bir patlama etkisi yarataraktan taşı kırıyor. Burada bu nasıl uygulanıyor çocuklarda? Genellikle daha büyük çocuklar, 10 yaşından büyük çocuklar bunu böyle herhangi bir anesteziye gereksinim duymadan tolere edebilirken daha küçük çocuklarda tam anestezi değil ama sedasyon dediğimiz çocuğu böyle hafif baygınlaştıracak ilaçlarla yine anestezi doktorlarının denetiminde oluyor bu tabii ki. Çünkü hareket etmeden hareket etmemesi gerekiyor. Bir de özellikle küçük çocuk bu ağrılı bir işlem neticede. Yani o ses dalgası o taşı parçalıyor ama böbrekte de ağrıya sebep olabiliyor. Dolayısıyla bu yöntem hafif bir sedasyonla çocuklarda bu yöntem çok başarılı bir şekilde uygulanabiliyor. Başarı oranı aslında çok iyi. Özellikle yetişkinlerde çocuklarda yetişkinlerden çok çok daha iyi. Çünkü küçük bir bünye, o ses dalgasının kat edeceği doku miktarı çok daha az. Eğer taşın kompozisyonu yani ne tipte taş olduğu ve taşın yeri uygunsa yaklaşık hastaların tabii ki yerine ve taşın kompozisyonuna bağlı olmakla birlikte hastaların %86 ila %90'ında tamamen taşsızlık sadece ses dalgası yöntemiyle yakalanabiliyor. Çok sevindirici bir durum. Peki hocam yan etkileri var mı? Komplikasyonları neler? Tabii ki yan etkileri var. Basitinden gidelim. Buradan bir ses dalgası uyguluyorsunuz. Böyle ciltte hafif kızarıklıklar olabiliyor. Bu işlemden önce olmazsa olmazlardan bir tanesi steril idrar tahlili ve idrar kültürü. Eğer idrar enfeksiyonu varsa o mutlaka bu işlemin öncesinde tedavi edilmelidir. Bu işlemin kendisine ait işleme bağlı idrar enfeksiyonu da yine gelişebilir. Bununla beraber o böbrekte kırılan taş parçacıkları üreter dediğimiz idrar kanalında üst üste birikip o idrar kanalını tıkayabilir. Eğer taş yükü fazlaysa özellikle çocuklarda. Veya belki tıkamaz ama peş peşe böyle dizilebilir. Stone Street dediğimiz işte taş yolu görünümüne sebep olabilir. Çocukta bu ağrılı bir süreçtir. Belki ikinci bir müdahaleye gerek olabilir eğer bu durumu yönetemezse hekim arkadaşlar. Ama genel itibariyle bu anlattığım komplikasyonlar %1, %2 düzeyindeki komplikasyonlar. Evet. Çok çok nadir görülen komplikasyonlar ve tecrübeli, deneyimli bir hekimin gözetiminde çok erkenden tanı konularak ilgili müdahalede bulunulabilecek komplikasyonlar. Tüm taşlarda uygulanabiliyor mu bu yoksa şu taşlarda uygulanmaz dediğiniz taş tipi var mı? Şimdi tipine ve taşın yerine göre sınıflandıracak olursak özellikle mesaneye, idrar kesesine yakın taşlarda çok uygulamak istemeyiz. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi başarı oranı. O bölgeye odaklamak, ultrason yardımıyla da o bölgeye odaklamak çünkü o kısım kemik yapıların arasında ses dalgasının o kısma etki etmesi çok düşük. Orada başarı şansı bir miktar az. Bir de böbreğin alt kaliksinde Alt bölgesi. Şimdi böbreği şöyle fasulye gibi düşünürsek şöyle göstereyim. Şu kısımdaki taşlara uygulandığında yine başarı şansı nispeten üst kısımdaki veya orta kısımdaki veya havuzcuk dediğimiz böbreğin renal pelvisindeki taşlara göre başarı şansı, başarı oranı yine bir miktar az. Az dediğim yine bu hastaların da neredeyse %50'sinde %60'ında biz taşsızlık sağlayabiliyoruz. Başım. Şimdi hocam bu yöntemi uyguladık, başarısız olduk ya da bu yöntemin uygulanmasına uygun bölgelerde olmayan taşlarda gene kapalı yöntemle işte endoskopik yollarla video sistemleriyle
böbrek idrar torbasına girip oradan da üreterleri, oradan da böbreğe kadar gidiyor. Zaten gidemediğiniz yer yok. Dolayısıyla bu yöntemde uygulayabildiğiniz bir yöntem. Bu nasıl bir yöntem hocam? Bu da aslında yakın zamanda... İkinci aşama mı yani bu tedavide? Yoksa direkt bu yöntemi de uyguladığınız vakalar var mı? Burada bize karar verdirici etmenlerden en önemlisi taşın boyutu ve taşın lokalizasyonu veya taşın ne tip bir taş oluşu. Özellikle biz biliyoruz ki sistin taşlarında ses dalgasıyla taş kırmanın etkinliği diğer taşlarla karşılaştırıldığında daha düşük. Dolayısıyla bu tarz taşlarda işi daha kısa yoldan veya daha az seansla çocuğu taşsız hale getirmek istediğimizde uygulamak isteyeceğimiz yöntemlerden bir tanesi. Burada kabaca yaklaşık 2,5 milimetre boyutunda, çok küçücük 2,5 milimetre boyutunda bir aletle idrar kanalından dışarıdan herhangi bir kesi yapmadan normal çocuğun idrar yaptığı kanaldan giriliyor idrar kesesine. O idrar kesesinden eğer taş idrar kanalının idrar kanalındaysa, yani böbrekle idrar kesesi arasındaki üreter dediğimiz yapının içerisindeyse oraya ulaşılıyor. Yine o 2,5 milimetrelik aletin içinden 200 mikron kalınlığındaki lazer aleti geçiriliyor. O taş o lazer aletiyle tamamen tuz buz haline getiriliyor. Bu mümkün. Yeni teknolojiyle birlikte artık böbreğin içerisindeki taşlara da eğer boyutu 1,5 santimden küçükse böbreğin içerisindeki taşların da bu yöntemle temizlenmesi eğer ESVL'ye dirençliyse veya ESVL'ye tedavisine uygun değilse şayet bu yöntemle bu tarz taşların tedavi edilmesi de mümkün. Evet. Hocam şimdi bu anlattıklarınızdan artık açık ameliyat neredeyse unutuldu gibi. Fakat bir de bazen boyutu çok büyük olan, yani 3-4 santim bazen 4-5 santim boyutlarında böyle devasa denebilecek böbrek boyutlarıyla orantısız olarak boyutlarda böbrek taşları var. Burada da kapalı ameliyat yöntemleri mümkün mü? Burada nasıl bir yol izliyorsunuz? Evet, burada da kapalı, kısmi kapalı demek daha doğru aslında. Açık ameliyatla karşılaştırıldığında açık ameliyatla karşılaştırılmayacak kadar minimal invaziv yöntem mümkün. Çocuğa sırt bölgesinden yaklaşık 0,5 santimlik bir kesi yapılaraktan böbreğe ulaşılıyor. Taş görülüyor. Taş yine lazer yardımıyla tamamen tuz buz haline getiriliyor. O parçacıklar basket yardımıyla çıkartılıyor. Ve yani eğer uygun taş lokalizasyondaysa, her şey problemsiz gitmişse %90'ların üzerinde başarı şansıyla bu Stakon dediğimiz geyik boynuzu tipi taşlarda bile %90'ın üzerinde taşsızlık oranını yakalayabiliyoruz. Evet. Aslında bu yöntemin bir adı var. Perkutan nefrolitotomi. Evet. Bunun sonuçta bir kesi var. Bunun komplikasyonları var mı hocam, yoksa güvenle yapılan bir işlem? Komplikasyonu tabii ki var. Buradaki en önemli komplikasyonu kanama. %3-4 olasılıkla çocuğa kan vermek zorunda kalabiliyoruz. Çünkü böbrek çok kanlanan bir organdır biliyorsunuz. Böbreğe dışarıdan bir akses, bir giriş sağlıyorsunuz. Bu işleme bağlı bir miktar kanama olabiliyor. Ama dediğim gibi bu oran %5'in altında. Yine bu işleme bağlı enfeksiyon olabiliyor. Çok daha az abse görülebiliyor. Veya oradan fistülizasyonlar görülebiliyor. Bunlar bu perkutan nefrolitotomi ameliyatının en sık görülen komplikasyonları. Bunlar genel anestezi altında, evet, yapılıyor. Evet, çocuk genel anestezi altında yapılıyor ama açık ameliyatla karşılaştırıldığında inanılmaz daha konforlu. Yani açık ameliyatta çocuğun burasından burasına kadar eskiden bir kesi olurken şimdi sırtında şu kadarcık bir kesiden kocaman taş çıkartılabiliyor. En fazla eskiden mesela en az 10 gün hastanede yatması gerekirken çocuk maksimum 3 gün içerisinde bütün işlem hallediliyor. Çocuktaki bütün takanaklar çıkartılıyor ve çocuk tamamen taşsız olarak evine geri gönderilebiliyor. Hocam bunu sizin iyi yaptığınızı biliyorum. Sizin gördüğünüz en sık komplikasyonlar neler? Bunlar çünkü çok önemli. Bize de sık sorulan sorular aslında. Şimdi çünkü ben genel pediatri pratiğimde bu tür vakaları gördüğümde direkt yönlendiriyorum sizlere. Ama ailelerin halen daha kafasında sorular oluyor. Bize de soruyorlar. Ne dersiniz? Sık yaşadınız komplikasyonlar neler? Çok sık yaşıyor musunuz? Her ne kadar sterilizasyona dikkat etsek de neticede bu işlemden sonra geçici olarak
bir işlemden birkaç gün sonra çıkarılmak üzere kateterler var. Hem böbrekte bir kateter bırakılıyor, nefrostomi tüpü bırakılıyor, hem de idrar kanalında, idrar yolunda bir sondası oluyor çocuğun. Bunlara bağlı olarak enfeksiyon en sık görülen komplikasyonlardan bir tanesi. Diğer en sık görülen komplikasyon da, yani sık diyoruz ama bu dediğimiz komplikasyon %3-4 oranında kan transfüzyonu. Böbreğe kan, çocuğa kan vermek zorunda kalıyoruz. Hocam şimdi bu bizim son sorum bu aynı zamanda. Bir kere aslında genel sağlık açısından evet söyledik, genetik, çevre çok önemli. Bazen ne yaparsanız yapın gene taş oluşumunu engelleyemiyorsunuz. Dolayısıyla genel beslenme ve hidrasyon açısından taş oluşumunu engellemenin yolu nedir? Neler önerirsiniz biz izleyenlere? Şimdi biliyorsunuz artık yaz mevsimindeyiz. Havalar ısındı ve daha da ısınacak. Çocukların terlemeyle kaybedeceği sıvı miktarı daha fazla olacak. O yüzden ağızdan alınan sıvının artırılması gerekir. Diyetteki tuzun mümkün olduğunca kısıtlanması gerekir. Yine çok fazla böyle hayvansal gıdalara yüklenilmemesi gerekir. Özellikle protein içerikli diyetlere çok aşırı miktarda, çok fazla miktarda yüklenilmemesi gerekir. Bunlar benim en hani genel öneri olarak anlatabileceğim öneriler. Onun haricinde eğer yan ağrısı varsa, idrarda bir kanama veya şüpheli bir renk değişikliği varsa, buna beraberinde eğer bulantı da eşlik ediyorsa, bu çocuktan şiddetle, hele bir de aile öyküsü varsa, şiddetle taş hastalığı, üriner sistemin herhangi bir lokalizasyonunda taş hastalığından şüphelenilmesi ve bir üroloğa muayene ettirilmesini öneririm. Hocam burada çok önemli aslında vurguladık. Su dedik hep. Hiçbir zaman yapay, hazır paket meyve suları demedik. Bir diğer şey de suyun kalitesi ve suyun içeriği. Siz bir ürolog gözüyle, ben bir pediatrist, çocuksal hastalık uzmanı gözüyle söyleyeceğim. Ama bir ürolog gözüyle böbrek taşı oluşumunu engellemek açısından suyun kalitesi ve nasıl olması gerektiğiyle ilgili ne dersiniz? Tabii ki suyun sertliği ideal düzeyde olmalı. Sterilizasyondan, temizliğinden hiç bahsetmiyorum bile. Bunlar en önemlisi bir kere. Ama bizim açımızdan en önemlisi suyun miktarı. Özellikle de böbrek taşı hastalığı açısından en önemlisi suyun miktarı. Alınan su miktarı çocuklarda çok önemli. Özellikle de bu işinde bulunduğumuz dönemde, yaz mevsiminde. Evet. Bir de hocam şimdi biliyorsunuz damacanalarda su tüketimi önemli bir durum. Aslında çok önemli 6 basamaklı su filtre sistemleri var. Birincisi bir kere bunun kurulması makul bir çözüm. Yani hijyenik ve temiz bir su tüketimi açısından bu önemli. Eğer bu imkan yoksa küçük 5 litrelik ya da 2,5 litrelik sıvı tüketimleri ikinci planda tüketilmeli. Ama büyük damacanalar özellikle Türkiye'deki kullanım koşulları ve uygulamaları dikkate alındığında işte su uzun süre beklemeleri, güneşten korunmamaları ve en önemlisi de depolanma sistemiyle ilgili kanserojen madde riski nedeniyle ben çok açıkçası damacana suları önermiyorum. Ancak şimdi yeni cam damacanalar olabilir. Bunlar çok önemli. Yani evde işte filtre sistemi olamıyorsa camda depolanmış suların tüketilmesi çok önemli. Bir de hocam şey önemli, bununla ilgili sormayı unuttum aslında. Kum döken bireylere galiba bu aslında bize bir kum döküyorsun dendiğinde bunu bolca su tüket şeklinde mesaj olarak algılamak lazım değil mi? Kesinlikle öyle. Bu üriner sistem taş hastalığının daha başlangıcı olabilir. Çünkü taş oluşum mekanizmasında önce ufak bir kristalizasyonla başlıyor bu iş. Ve onu idrar mikroskopisinde erken dönemde tespit edilebilir idrar analizinde, idrar mikroskopik incelemesinde. Dolayısıyla bu en azından taş gösterilmese bile birisi kum döküyorsun dediyse şayet sadece ağızdan alınan sıvının artırılmasıyla bu işin üstesinden gelinebilir. Evet. Hocam bir de çok sık genel pediatri pratiğinde karşılaştığımız bir şey idrardan kan gelmesi durumu. Ama bebeklerde özellikle işte bezinde böyle kırmızı pembemsi bir görüntü, renk değişikliği olduğunda aileler korkuyla bu kanama mı diye bize sorarlar. Aslında bu bir kanama değil, bu bir ürik asit kristalleri. Dolayısıyla böyle bir şey görüldüğünde çok kaygı ve endişe duymaya gerek yok. Siz bir ürolog gözüyle bunun daha farklı bir bakışı var mıdır? Bu yeterli midir? Yok, bence yoksa de yeterli. Sadece dediğim gibi
eğer sadece buysa, çocuğun ateşi yoksa veya herhangi bir öyküsü yoksa, gelişiminde herhangi bir problemi yoksa, huzursuzluğu yoksa, basit ağızdan alınan sıvının artırılmasıyla bu işin üstesine gelinir. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Değerli izleyenler, çocuklarda böbrek taşı konusunu değerli konuğumla ele aldık. Bir, suyu bolca tüketiyoruz. Özellikle Ramazan ayındayız. Akşam iftardan sonra bolca su tüketelim. İkincisi, tuz tüketimimizi azaltıyoruz. Üçüncüsü, böbrek taşı oluşum riskini artıran besinleri optimal düzeylerde tüketmeye çalışıyoruz. Dördüncüsü, kilo almamaya, özellikle çocuklarımızın fazla kilo almamasına özen gösteriyoruz. Böbrek taşı olmadan sağlıklı ve mutlu günler diliyorum efendim.